Böyle bir yeteneği kaleye tıkardı bizim mahalledeki abiler. Ben de hemen bir iki tane golümü yer, sonra saha içinde yerimi alırdım. Kardeşim siz sahada Ronaldo olmuşsunuz, daha kariyeriniz bitmeden. Ya hiçbir şey yapamıyorsun, Erman Yaşar'ı izle Ozan'cığım. Djokovic, COVID-19'un temsilciliğini yaptı ya çeşitli noktalarda. Ay, şu anda camdan dışarı bir kuş kondu. Benim önümde böyle kuk 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 hareketler yapıyor. Tür olarak nedir? Bu kuşu mudur? Nesine TV'ye hoş geldiniz. Sahadan uzakla, Erman Yaşar'la birlikte karşınızdayız. Sahadan çok uzun süredir uzağız. Ben en son ne zaman bir spor müsabakasına gittiğimi falan zaten hatırlamıyorum ama format o değil. Yani format, sahadan uzak konuların Erman Yaşar ve bendeniz tarafından değerlendirilmesi şeklinde olacak. Özellikle Erman Yaşar'ı böyle bir formata almak istedik. Özellikle de kendisini mümkün olduğunca uykusuz tutmaya çalışacağız ki tam verim alabilirim. Şu anda Erman Yaşar mümkün olduğunca uykusuz, keyif konusunda bir şey değil ama uykusuzluğundan emin. Nedir durum? Bir açıkla. Şu anda gerek saçım, gerek sakalım, gerek gözlerimin kısıklığı her şeyi anlatıyor Ozancığım. Gerçekten 2,5 dakika önce sıcak yatağımda fırıl fırıl dönüyordum ama şu anda kalkmış durumdayım ve Sahadan Uzak isimli bu yeni programımız için gerçekten tam anlamıyla hazırım. Ben de biraz berberden uzak bir görüntü var. Sağdan uzaktan ziyade çok yakın zamanda berbere gitmem gerekiyor. Hem saçım hem sakalım. Tüm türlü açılardan bakıyorum kendime de şöyle biraz uzamış. Evet. Bir taraf daha uzun duruyor, bir taraf daha kısa duruyor. Görebildiğim kadarıyla. Yoksa taramdan dolayı mı böyle? Hemen yapacağım enteresan hareketlerle gördüğün gibi bak saçın hacmini bir anda arttırdı ve çok başka bir noktaya. Evet. Güzel. Şimdi ben programı tekrar açıklayayım. Senin Biz her gibi hafta böyle 7-8 tane konuyu alacağız. dedim bu konuda sıkıntılar yaşayan bir isim için de yani burada etik olmadı programa girişim. Gerek saçlarımla fıtır fıtır oynayışım, gerek saçın hacminden bahsedişim. Ama bunlar Şimdi olur. Zaten şunu da söylemem gerekiyor. Türkiye'nin en seksi saçsız erkeğisin. Gerçekten böyle bir saç kazıma stili artı o kafanın kaşla ve diğer bölgelerinle olan uyumu müthiş kısaca. Sen bir an önce programa giriştin yoksa. Şurası. Bence de yani sen daha fazla gerçi hani saçmalayalım bize diye bize bir program verdiler ama biraz garip bir giriş oldu. Ben bir dakika formatı anlatacağım. Şimdi şöyle olacak değerli izleyenler. Ama biz yapıştıracağız Nesine TV'ye YouTube hesabına. Siz de altına yorumlarınızı vereceksiniz. Ama o yorumlarınızı da abi haftaya bak şöyle bir şey oldu. Şundan da bahsedin diye söyleyeceğiniz şeyleri de alacağız. Biz böyle 5 tane konu buluruz saha dışı. 2-3 tane de ekleriz. Dolayısıyla sahadan uzak böyle eğlenceli bir format çıkarız diye düşündük. Öncelikle saha içi ama saha dışına çıkaracağımız bir dalga geçme durumuyla başlayacağız. Şimdi Erman Yaşar mı anlattı? Artık bu iş sahadan uzaklaşmaya başladı. Hani o yüzden aldık. Erman, Kepa'nın durumu ne olacak? Yani Kepa ile ilgili kelime şakası yapmak istemiyorum ama artık oraya doğru gidiyor iş. Evet, ben de çok gördüm Kepa ile alakalı kelime şakaları ama biz saygınlığımızı koruyalım Ozancığım. Kendisiyle ilgili kelime şakası yapmayalım ama yani ben maçı anlatırken Jorginho'nun gözlerinde de gördüm onu. Yani adam diyor ki kardeşim şu takıma 500 milyon pound harcadınız kalede hala bu oynuyor gibi bir
surat ifadesi vardı. Yani bazen artık olmayınca çok da zorlamaya gerek yoktur bence. Şöyle yani Kepa İspanya'da gerçekten yetenekli bir kaleciydi. Ama hani bazen mesela Gareth Bale Real Madrid ilişkisi de böyle. Artık kafada biraz bitmişti ve iki taraf için de çok iyiye gitmiyordu. Psikolojik olarak da çok iyiye gitmiyordu. Bence Kepa da hani aslında başka bir takımda belki daha iyi işler yapabilir ama biraz psikolojik olarak bitip gözüküyor. Kafasında neler var neler yok bilmiyorum ama yani mesela orada 10 saniye reaksiyon zamanı varken topu Mane'nin önüne atması falan aklından neler geçiyor? Yani İspanya'daki günleri mi geçiyor? Bir kız meselesi mi var? Kredi borcu mu var? Kredi borcu da yoktur herhalde Chelsea'de az kaleci olan oyuncunun ama yani nesi var bilmiyorum. Şeye benziyor, ben onu benzetiyorum biraz. Hani böyle mahalle maçlarında kaleye 3 gollük ya da 2 gollük geçilirdi. Bir an önce çıkmak için hani saçma sapan hareketler yapılırdı ve gol yenirdi ya. Ben biraz ona benzetmeye başladım artık. Başka bir açıklaması yok. Senin de dediğin gibi orada bayağı zamanı vardı çünkü. Yani Mane. Yapar mıydın? Yapardım tabii. Çünkü ben her pozisyonda, yani mesela Pep Guardiola Messi için diyor ya en iyi 11 numara, en iyi 10 numara, en iyi 9, 8, 6, 7, 5 numara falan diye. Ben de öyleydim ama böyle bir yeteneği kaleye tıkardı bizim mahalledeki abiler. Ben de hemen bir iki tane golünü yer, sonra saha içinde yerimi alırdım. Bunu takımın iyiliği için yapıyordum yani. İki tane yiyorsam kaleden çıkmak için, sonra oyuna yaptığım etki, beni bilirsin yani ondan sonra bir Kevin De Bruyne etkisi. Öyle yani oluyor bunlar. Zaten bir mevsim geçişi yaşıyoruz. Artık Eylül'ün dörtlüğünü. Ne oluyor? Asker mi vuruluyoruz? Ne oldu? Ben hiç anlamadım. Ne duydun? Ben benim korna yani komşular evde araba beslemiyorsa çok zor yani. Bilmiyorum, bende bir şey yok. Ben şey duydum. Neyse geç bakalım Kepa. Başka neyin var? Geçiyorum hadi. Şey var. Nadal Schwartzman eşleşmesi var. Bir tenis gurusu olarak bu noktada hani bir an önce bu konuyu halka açıklaman için aslında konuşturmak istiyorum. Diego Schwartzman Rafa'la karşı aldığı 2-0'lık galibiyet ki Rafael Nadal'ın sadece 7 oyun alabilmesi, efendime söyleyeyim bunun bir çeyrek finalde olması, bunun bir Grand Slam'de dahi olmaması, hani 3 setlik bir maçta zaten onu yenmek daha zor ama nedir? Ne diyorsun? Birincisi kendi ağzından söyledim. Yani bunun bir Grand Slam'de bile olmaması aslında orada biraz yanlış bir ifade oldu. Çünkü asıl Grand Slam'de olması evet, çok daha zor. Anladım. Zaten sen kendin hemen o olayı, çünkü sen yılların tenisçisin. Şimdi insanlar Ozan Sülüm'ü yok handball'la tanıyor, yok futbol'la tanıyor. Ozan Sülüm yıllarca tenis anlattı. 6-7 sene tenisini yetiştirdiği aslında önemli bir değerdir. Kendisi mütevazı bir kişilik olduğu için tenis ününü ön plana çıkarmıyor. Ama ben bugün artık bu açıklamayı yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Ozan Sülüm Türkiye'de aslında tenisin de kalbidir. Çok önemli bir değerdir. Nadal'a gelince, ya Nadal'ın böyle bir Schwartzman ya da Toprak'ta bir Masters'ta bir bombası oluyor her sene. Ya çok kolay değil tabii ki. Bu adamı Grand Slam'i geçtim. Grand Slam zaten Roland Garros'ta yenemiyorsun da 14-15 senede sadece 2 kez kaybetti. Herhangi bir Toprak turnuvasında yenmek de çok kolay değil. Ama yani tabii Rafael Nadal pandemiyi çok ciddiye alan, Covid-19 salgını çok ciddiye alan, uzun süre hiç evinden çıkmayan, yani Novak Djokovic'in tam tersi bir görüntü sergiledi. Biliyorsun Novak Djokovic partiler yaptı, turnuvalar oynadı, Covid-19 Novak oldu. Novak Djokovic Covid-19'un temsilciliğini yaptı yani çeşitli noktalarda. Aynen. Rafael Nadal ise tam tersi. Hiç yani antrenman falan bile yapmadı. Dedi ki benim sağlığım, ailem, işte hayatım daha önemlidir. Evinden çıkmadı, rutin antrenman bile uzun süre pek yapmadı, raket ellemedi 90-100 gün. Amerika'ya gitmedi biliyorsun. Dedi ki ben kıta değiştirmeyeceğim, Amerika açıkta oynamayacağım.
Çok cesur bir karar. Çünkü Amerika açısı oynasa muhtemelen Amerika için bir numaralı favorisi olacaktı. Oynamadı. Son şampiyon. Çünkü Rafael Nadal son şampiyondu. Bütün bunlara rağmen çok dediğim gibi tenisi ön plana değil de sağlığını ve salgının ciddiyetini ön plana aldı. Bu yüzden bu 6 aylık 7 aylık dönüş sonrası Rafael Nadal'ın zaman zaman toprakta inanılmaz performanslar sergileyebilen ve uçabilen Diego Schwartzman karşısında maç kaybetmesi, yani Nadal'ın toprakta maç kaybetmesi her zaman şaşırtıcıdır. Hiç şov yapmaya gerek yok. Hani beni şaşırtmadı falan demeyeceğim ama hani olabilirdi de. Oldu. Yani olduğu zaman da yani evet Rafael Nadal kötü durumda falan gibi çıkarımlar yapmaya da gerek yok. Kaybedebilirdi Rafael Nadal toprakta bir Masters maçı. Ama Roland Garros'a yine bir numaralı favori olarak gidiyor. Yani onu toprakta ondan 3 set alabilmek hala dünyadaki en zor şeylerden biri. Şimdi buradan Fransa açık falan demişken Fransa'da kalalım. Dimitri Payet'in fotoğrafını atmıştık. Gelir ekrana da. Bir tarafta Dimitri Payet var. Baktığımızda 33 yaşında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Dimitri Payet'in. Diğer tarafta 38 yaşındaki bir Zlatan İbrahimovic. Yani Uber Eats'i çok ciddiye aldı diyenler oldu. Sen bir, ya şimdi biz çok uzun süredir tabii evdeyiz. Ama senin gibi bir insan evde dahi olsa formuna dikkat ediyor ve hani yediklerine dikkat ediyor. Hiçbir zaman figürünü bozmuyor. Bella figura, İtalyanların bella figura dediği şeyi bozmayan bir insansın. Dimitri Payet'e burada ne önerirsin şu görüntüyü gördükten sonra? Yani Dimitri Payet, sana hiç yakışmadı bu olay. Hiçbir şey yapamadıysan pandemi döneminde YouTube'da Erman Yaşar'ı izleseydim. YouTube'da Erman Yaşar'ı izleseydim. Erman Yaşar yediğine içtiğine nasıl dikkat ediyor? Erman Yaşar nasıl formda kalıyor? Erman Yaşar'ın güzellik sırları neler? Erman Yaşar'ın günde 4-5 saat harcadığı bakım şeyi nedir? Programı nedir? Sadece bunları takip etse zaten bir sporcu olduğu için Dimitri Payet belli bir formda. Bu sadece Dimitri Payet'i de burada hedef almıyorum. Gonzalo Higuain. Sözüm sana da Gonzalo Higuain. Bak ne oldu? Juventus seni 2 sene önce 100 milyon almıştı. Sıfır bedelle bıraktı. MLS'e. MLS'e Beckham'ın takımını. Beckham'ın takımına bıraktı. Neden bıraktı? Tabii ki bırakır. Yani aynı bu Dimitri Payet gibi o da yani mesela bu Brezilyalı Ronaldo'ya futbolu bıraktıktan sonra raf ediliyor. Hani 10 sene sonra falan ki Ronaldo biraz sakatlıklarından dolayı kullandığı ilaçlardan dolayı da Ronaldo normalde bilenler bilir yaşı yetenler PSV'de Barcelona'da hatta Inter'deki ilk zamanlarında aslanlar gibi bir çocuktu ondan sonra. Gayet fit, gayet şey. Ne zaman işte bir takım kortizondur, şudur budur, ilaçlar, milaçlar sakatlıktan dönebilmek için kullandığı şeyler. Son kariyerinin son döneminde ve futbolu bıraktıktan sonra şişti. Kardeşim siz sahada Ronaldo olmuşsunuz daha kariyeriniz bitmeden. Ya hiçbir şey yapamıyoruz. Sen Erman Yaşar'ı izle Ozan'cım. Hiçbir şey yapamıyor. Bak sen mesela kariyerin boyunca beni örnek aldın. Seni tebrik ederim. 11-12 senedir beni her yönüyle takdir eder, beni örnek alırsın. Şu fitliğini görüyorum, seninle gurur duyuyorum. Şu fitliğini görüyorum, seninle gurur duyuyorum. Bu adamlar 2 dakika izlese beni, bugün başka noktada olurlardı. Başka da bir şey demeyeceğim, sinirim bozuldu. Bir şey soracağım, dur bir dakika, bir şey soracağım, öyle kapatalım. Şimdi sen evde oturan, ya sen şimdi bu kadar büyük beyinler, çok ciddi kalori harcıyorlar, bunu biliyoruz. Yani gün içinde yaptığın yayınlar, düşündüklerin vesaire. Sen kalorini bu şekilde harcıyorsun. Bu adamlar her gün antrenman yapan adamlar. Ne kadar yiyor olabilirler ki, ne kadar yemeleri gerekiyor ki bu hale gelsinler? Bana bunu bilimsel olarak bir açıklamanı istiyorum önce. Vallahi şimdi benim beynim tabii ki çok fonksiyonel ve inanılmaz bir düşünce yapısına sahip olduğu için öğrendiğim kadarıyla
7-8 bin kalori sırf benim beyin düşünürken yakıyor. Öyle bir avantajım da var. Ben fitliği biraz da oradan sağlıyorum. Bu özel zekam ve beynimden dolayı. Tabii burada futbolcu kardeşlerimiz, Higuain olsun, Payet olsun biraz daha şanssız. Onların muhtemelen beyinden giden 200-300 kaloridir. Ama işte sporla muporla, antrenmanlarla falan da 1500-2000 gidiyordur. Etti sana 2300. Bu adamların böyle dımbıl gibi şişmesi için 2300'ün bir kere üstüne çıkıyor olmaları lazım. Hem de yani az buz üstüne çıkmıyor. Nereden baksan bir 1500 üstüne çıkıyor olması lazım. Şimdi yapıyoruz hesabı. 2000 artı 300, 2300. 1500 de üstüne çık. 2300 artı 1500, 3800. 200 de ben koyuyorum buradan. 4000. Demek ki sonucumuz 4000. Bravo. O zaman bu konuyu da kapatıyorum ve son konumuza geçiyorum. Şimdi biliyorsun Bundesliga açılışı korkunç bir şey sahne oldu. Yani kamyon devirdi. Bir takımın üstüne kamyon devirdi. Her taraf mıcır oldu. Ozan Kabak özelinde tabii konuşuluyor falan, işte Liverpool'a gidecek mi bilmem ne. Ben Schalke üzerinde şunu söylemek istiyorum. Olmuyorsa bırakmak lazım. Yani artık yapılamıyorsa çok da zorlamamak lazım. Bundesliga'nın açılışında kamyon mu devrildi hakikaten? Ben anlamadım o kısmı. Olur mu? Ya bak şimdi. Bunu nasıl kaçırıyorsun? 8-0'lık bir maç. Bir takımın üstüne Bayern kamyonu devrildi diyorum. Yani bu... İncecisin bugün. Ay. Şu anda camdan dışarı bir kuş kondu. Benim önümde böyle kuk 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 kuk. Kukukukuk hareketler yapıyor. Herhalde benim dikkatimi o dağıttı. Yoksa senin bu ince esprini kaçırmazdım. Ama şu anda keşke kamerayı çevirebilsem. Keşke kamerayı çevirebilsem. Böyle uzun bir kablo var. Kablonun üstünde kuş. Böyle sallanıyor böyle bir sağa sola. Kukukukuk diye de hareketler yapıyor. Ama tür olarak, tür olarak nedir? Boğuk kuşu mudur? Sığırcık mı deniyordu bu ufaklara? Sığırcık deniyor galiba. Sığırcık. Sığırcık dediğimiz kuş sığırcık tipi. Sığırcık ufak. Bildim ufak. Evet. Evet, evet. Ufak sığırcık dediğimiz kuş tipi. Burada hareketler yapıyor. Şimdi Ozan'cığım. Yani Schalke zaten sen bu Bundesliga'yı benden fazla anlatıyorsun. Ben arada sırada anlatıyorum. Sen her hafta anlatıyorsun. Schalke geçen sezonun ikinci yarısından sonra ben 2-3 kere anlatma durumunda bulundum. Bu görev bana verildi. Gerçekten Frodo'nun yani hükümdarına yüzük taşımasından daha zor bir görev. Bir spikerin Schalke'yi anlatması. Hakikaten böyle bir futbol yok. Allah David Wagner'i nasıl biliyorsa öyle yapsın. Korkunç bir kadro, korkunç bir takım, korkunç bir futbol oynuyorlar. O yüzden yani Thiago Miyavu gitmesine rağmen bu Bayern Münih'in ben bir 6-7 atacağını tahmin ediyordum ama 8'i otomatiğe aldı bu ekip. Bayern Münih tarafından zaten çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ozan'a Allah sabır versin. Ozan Kabak bence Schalke'nin çok üzerinde bir oyuncu. Zaten yakın zamanda da muhtemelen daha büyük bir transfer yapacaktır. Schalke için de ısrar etmesinler diyorsun. Bu 0-4'ü 0-8'e falan çevirdiler. İşte türlü türlü şakalar, aynı kepa kepaze, orada o şakaya girmedik. O yüzden bu 0-4 0-8 şakasına da girmeyeceğim. Ama Gelsenkirchen şehri, Schalke büyük camiadır. Bu camianın bu skorları kaldırabilecek durumu yoktur. Bu seyircinin sabrı bir taştı mı çok başka olaylar olur. O yüzden ben David Wagner'e şunu söylüyorum. David Wagner kendine gel. Kendine gel. Şu takıma artık bir top oynat yeter. Sen ne diyorsun sonra aslında? Sonunda kafiye bekledim ama sonunda kafiye çok çıkardım. Peki David Wagner Huddersfield'da hadi dön gel. Tamam oldu. Güzel. Abi şöyle ya Schalke'ye geldiğimizde Ozan Kabak'ın hani Liverpool'la hani ne bileyim başka takımlarla da aslında söylentisi çıkıyor ama ben takım söylentisinden ziyade hani git nasıl gidiyorsan git tarafındayım. Çünkü şimdi bakıyorsun Schalke'nin 11'ine bu takımın savunma ihtiyacı var.
Bu takımın kaleciye ihtiyacı var. Bu takımın Serdar Erci orta sahaya ihtiyacı var. Bu takım iki tane transfer yaptı forvete, iki tane yine forvete ihtiyacı var. Dolayısıyla Schalke'nin yakın zamanda toparlanma ihtimali ben hani hiçbir şekilde görmüyorum. Her şeye ihtiyacı olan bir takımın toparlanma ihtimali yok. Bir de şey diyeceğim. Şimdi biz David Wagner'i Huddersfield'da anlatmıştık. Sen mesela o zaman daha çok anlatmıştın. Bu adam hani savunma oynatıyor diye mi iyi gözüktü? Nasıl bu hale geldi? Bu nedir? Bana bir açıkla bunu. Biz bir illüzyon mu gördük? Ne yaşadık biz abi? Yani illüzyon gördük, çok büyük haksızlık olur. Şundan dolayı, yani David Wagner'in Huddersfield'ı Championship'dan Premier Lig'e çıkarması Jürgen Klopp'un ifadesiyle bir mucizeydi. Yani çünkü Huddersfield gerçekten, David Wagner'in elindeki Huddersfield takımı o kadar yani Premier Lig'i geçtim, bak Jürgen Klopp o takımın Championship'te şampiyon olmasına bile mucize diyor. Yani kadro kalitesi öyle bir kadro. O takıma Premier Lig gösterdi. O takıma doğru düzgün bir katkı yapmadan o takımı Premier Lig'de tuttu. Jürgen Klopp buna daha da büyük mucize diyor mesela ondan sonra David Wagner'in yaptığı iş için. Şimdi bir illüzyon ya da işte oyunun savunma yönünü iyi oynattı. Böylelikle Championship'ten çıktı, Premier Lig'de tuttu falan. Yani öyle adamı tutmazlar Premier Lig'de. Yani mutlaka bir şeyler var. Bu uzun uzun konuşulur ya da uzun uzun incelenmesi gerekiyor ki zaten biz sahadan uzak olduğumuz için çok da fazla bunlara şu anda girmeye gerek yok. Yani adamın şeyini karalamamak lazım, geçmişi. Ama işte bazı teknik direktörler bir takımla çok iyi iş çıkartır, diğeriyle olmaz. Bu hani orada iyi iş yapması ya da sonrakinde kötü iş yapması bir diğerini etkilemez. Bence yine iyi bir teknik direktör olabilir. Ama yani bu Schalke işi olmadı gibi. Şu anki görüntü o. Ben tekrar söylüyorum. David Wagner, David Wagner, Huddersfield'a dön gel olmadı ama olduğu kadar artık orada bir falan şeklinde. Evet. Bu rezalet performansını Evet, kapatacağım. İşte bu lezzet performansla kapatmayalım da şey diyecektim. Schalke'ye de buradan özellikle işte Veltins Arena'ya hazır seyirci falan çok fazla alınamazken hani bir yukarıdan helikopterle o hani yangın söndürme helikopterle bir kurşun dökmek, ne bileyim kulübü bir hani komple dezenfekte etmek falan işe yarayabilir diye düşünüyorum diyeyim ve ekleyeceğim bir şey yoksa kapatıyorum değerli medya deviyle sahadan uzağa ilk bölümünü böylece noktalamış olalım. Yani o kadar güzel konuştun ki Ozan'cığım, benim bu sözün üstüne söyleyebilecek bir sözüm yok. Senin alnından öpüyorum. O zaman alnım da bayağı geniş, sıkıntı yaşamasın. Şey, yorumlara dediğim gibi sahadan uzak abi bunu da geyini yapın, işte bunu da mutlaka konuşun, bak böyle saçma sapan bir şey oldu dediğiniz ne varsa yazabilirsiniz. Biz kendi 5-6 konumuzu alacağız, sizden birkaç konu alacağız. Her hafta sahadan uzak böyle geyik yapmaya çalışacağız. Haftaya görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.